Bu bölümde biraz da Orta Doğu'yu konuşalım diyoruz. Telefon attığımızda gazeteci Musa Özuğurlu var. Musa abi, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Epey bereketli bir gündem var dış politika açısından. Ukrayna'yı zaten uzun süredir konuşuyoruz. Biraz askeri tansiyon öne çıktığı için Orta Doğu'daki temas trafiği gözden kaçtı gibi oldu. Hem Türkiye'nin girişimleri var. İsrail'le Türkiye arasında bir yakınlaşma söz konusu. İsrail Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken Yemen'den oraya bir saldırı yapıldı. Çok kısa süre içerisinde peş peşe olan gelişmeler. Bugün Suriye Umman Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Hani klişe tabir ama şu meşhur kartlar yeniden mi karılıyor gerçekten? Senin notlarında neler var merak ediyorum. Evet, aslında bir süredir böyle diyebiliriz. Hatta bunu ta Trump dönemine kadar geriye götürebiliriz. Özellikle o bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme sonrasında görece bir Suriye'ye yönelik olarak da aslında sadece Arap dünyasında veya Orta Doğu'daki sorunların biraz daha hafifletilmesi amacıyla atılan bazı adımlar gördük. Bu Amerika'nın tabii özellikle Çin karşıtı politikalarıyla da ilgili olarak görülmesi gereken bir durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da artık çok da karışık bir durum istemiyor ve daha sakin bir Orta Doğu'yu bırakarak Çin'e doğru yönelmek istiyor ve Çin düşmanlığı üzerine kurmuş durumda şu anda son zamanlardaki stratejisini ve bunun bir parçası olarak aslında Orta Doğu'daki bu rahatlamayı görüyoruz. Tabii İsrail ile bazı ülkelerin normalleşmesi sonrasında Orta Doğu'nun bir pazar olarak da aynı zamanda yine bu politikaya, bu düzelmeye, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii, uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bunların en başında Suriye var. Yani Suriye'nin özellikle son 10 yılda Suriye'de ve Suriye üzerinde devam eden mücadelede merkez olduğunu ve aslında küresel bir mücadelenin bir sahnesi olduğunu biliyoruz. Şimdi burada Suriye'ye Arap ülkeleri yönelmeye başladılar. Yani bu işte Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı. Suudi Arabistan bir şekilde zaman zaman bir takım sinyaller vermedi değil Suriye'ye. Arap dünyasında tabii özellikle Arap İslam dünyası içerisinde Suudi Arabistan'ın ağırlığı belli. Daha önce işte Katar'ın üstlendiği bir rol vardı. Fakat bu rolü Birleşik Arap Emirlikleri şu anda üstlenmeye çalışıyor gibi. Yani daha dinamik bir şekilde bölge politikalarında etkili olabilme politikası bu. Şimdi bunların, yani bu ikilinin Suriye'ye yönelmiş olması artık bir yumuşamanın olduğu anlamına geliyor. Diğer yandan tabii Umman özellikle hani anmamız gereken bir ülke. Umman bütün Orta Doğu'daki problemlerde aslında arabulucu o rolünü daima üstlenmiş olan bir ülke. Yani bütün bu tarafların birbirleriyle çatışmalarından kendisini uzak tutabilmiş bir ülke. Sultan Kabus döneminden bu yana aslında bu böyle. Ve şimdi de aynı şekilde Suriye ile aslında hiçbir zaman için Umman ilişkilerini bozmuş değildi. Zaten Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'ın Umman ziyareti sırasında da bunlar dile getirilmişti. Ve Umman şimdi yine bütün bu hava içerisinde aynı zamanda Suriye'ye resmi olarak da, aslında ikinci ziyaret bu. Yani birinci ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretiydi. Resmi olarak da Umman'da böyle bir ziyarette bulundu ki bu da gerçekten de kartların yeniden karıldığı ifadesini doğrulayan bir gelişme. Şöyle, Suriye ile ilgili bir sorun var ama ondan önce şu geldi aklıma. Şimdi bu Çin meselesi ya da Çin-Amerika rekabeti küresel anlamda bu var. Amerikalıların da zorladığı bir gündem olarak. Hemen her gün şöyle analizlerle karşılaşıyoruz. İşte Amerika Orta Doğu'yu boş bırakıyor. Bakın Çin Suriye'yi bile işte İpek yoluna resmen bir mutabakat zaptıyla dahil etti filan. Eyvah, Orta Doğu elimizden kaçıyor mu şeklinde böyle bir eski Amerikan geleneğinin düşünce kuruluşlarının diyelim analizleri var. Bunları nasıl okuyorsun? Ya bunlar şöyle. Amerikalılar her zaman Çin meseleleri abartırlar. İkincisi, kendi politikalarına zemin oluşturabilmek için sanki devlet yöneticilerinin haberi yokmuş gibi ya da sanki bu raporları hazırlayanlar
objektif veya dışarıdanmış gibi bir takım raporlar hazırlatırlar ve bir takım söylemlerde bulunurlar. Bir takım iddialarda bulunurlar. Yani bu CNN'in, işte CNN International'dan bahsediyorum. Hı hı. Yani haber tarzında da vardır, Fox'ta da vardır. Amerikan işte bu düşünce kuruluşları olarak lanse edilen bu işte özellikle Amerikan devletine çalışan bir takım işte kuruluşlarda da vardır bu yani. Bunu her zaman için böyle yapıyorlar. Şimdi burada bir panik havası oluşturmaya çalışıyor. Eyvah, Orta Doğu'yu bırakıyor muyuz diye. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu bırakmıyor aslında. Ama Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Çin'in gelişmekte olduğunu, yani gelişmekten kastım şu, Çin gelişmekte olan bir ülke değil ama daha da gelişmekte, kendisini geliştirmekte olduğunu, ekonomisini büyüttüğünü ve önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinde her anlamıyla birinci sıraya yerleşeceğini görüyor. Bu Amerikan hegemonyasının kırılması demek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri gerçekten de Çin'e yönelmiş durumda. Ve bu nedenle işte bir taraftan Çin'e yani bu yönelme politikasında aynı zamanda Orta Doğu'da da bir takım işte boşluklar ortaya çıktı ya da Orta Doğu'yu Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği gibi bir takım savları öne sürüyor işte bu tırnak içinde düşünce kuruluşları. Ama bu gerçek değil. Amerika Orta Doğu'yu terk etmiyor. Amerika sorunsuz bir Orta Doğu istiyor. Bunu hedefliyor. Bu nedenle mesela İsrail'in politikalarında bir takım ülkelere yönelik bir şey söz konusu. Yumuşama söz konusu. Bir takım devletlerin de keza İsrail'e yönelik politikalarında yumuşama söz konusu. Bu nedenledir. İşte Arap devletleriyle İsrail'in yakınlaşması veya ilişkilere başlaması. Bu nedenle işte Suudi Arabistan, İran'la bir şekilde görüşmelere başladı. Hatta işte bu nükleerle ilgili görüşmelerde aslında İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yumuşak yaklaşımı, yani Trump dönemine göre daha yumuşak yaklaşımı bu politikanın sonucu. Yani Orta Doğu'yu hani sorunsuz değil ama en azından eskisine göre sert bir iklimde bırakmak istemiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu terk etmesi diye bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Yani bu çok büyük stratejik bir hata olur Amerika açısından. Dolayısıyla Amerika'da yapılan bu tür yorumlar abartılı yorumlar. Biraz da işte aslında magazinel olarak görmek lazım. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevrelemeye çalışıyor mu? Evet. Yani özellikle bu İpek Yolu projesiyle ilgili olarak önümüzdeki yıllar açısından bir projeksiyon yaptığımızda kendisini geçecek olan bir rakibe çelme takmak istiyor mu? Evet. Dolayısıyla bir tarafında bu yorumların gerçek var ama diğer tarafında da, yani özellikle Orta Doğu'yu terk ediyoruz yorumlarında biraz bir daha abartı var bence. Şimdi tekrar kadrajı Suriye'ye çevirirsek, şimdi İran'la Birleşik Arap Emirlikleri görüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri işte Büyükelçiliğini 2018'de Suriye'ye açtı. Suudi Arabistan istihbarat şefini Şam'a yolladı. Esad'la görüştüler. İşte istihbaratçılar sürekli birbiriyle görüşüyor ediyor. Fakat doğrudan Suriye hala şeyde değil, nasıl diyelim, doğrudan muhatap değil gibi, hala dolaylı yollardan gidiliyor gibi ve bu Suriye sorunu çözülmeden, yani bu iş biraz burada mı düğümleniyor? Çünkü bütün devletler yatay olarak birbiriyle görüşüyor ama bütün devletlerin kafa kafaya girdiği Suriye'de henüz beklenen doğrudan diyalog, temas neden gerçekleşmiyor acaba? Ve Türkiye'yi de katarak soruyorum. Evet, çünkü Türkiye'nin de dahil olduğu, Rusya'nın da dahil olduğu, Suudi Arabistan'ın dahil olduğu, İran'ın dahil olduğu, Irak'ın dahil olduğu, Lübnan'ın dahil olduğu, Mısır'ın dahil olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin dahil olduğu ve bu ülkelerin hem ikili olarak hem de çoklu olarak birbirleriyle ilişki ya da rekabetleriyle ilgili olarak da çeşitli seviyelerde görmemiz gereken bir takım bağlamlar var ve bütün bu meselelerin çözülmesi, bunların hepsinin aynı anda çözülmesiyle ilgili bir durum. Yani şimdi mesela İran'ın işte nükleer meselesi çözülmeden Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın İran'la çok doğrudan bir temas kurabilmesi, yani olumlu anlamda bir temas kurabilmesi, bir ilişki içerisine girebilmesi mümkün değil. Keza aynı şekilde bir Lübnan içerisinde düşündüğümüz zaman İran'ın işte meselesi çözülmeden Hizbullah'ın bir şekilde yine terör örgütü listesinden çıkartılması bazı ülkelerce ya da Hizbullah'ın normale dönmesi tırnak içinde mümkün değil. Keza Suudi Arabistan'ın Suriye'nin işte İran'la olan ilişkisini değiştirmemesi durumunda
Suriye'ye yönelimi çok da mümkün değil. Yani Irak içerisinde mesela Suudi Arabistan, İran rekabetine baktığımız zaman ikisinin de aslında kendilerine düşen paylar konusunda bir anlaşma sağlamaması durumunda Irak'ta istikrarın gelmesi, dolayısıyla bu anlamda rekabetin bitmesi mümkün değil. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin keza Suriye'de bir takım hesapları var. Yani özellikle işte YPG ile ilgili, SDG ile ilgili bir takım hesapları var. O bölgede bir takım dinamiklerle hareket etmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zamanda Suriye ile bir takım problemleri ve bir takım hesapları var. Yaptırım mı var? Ya da işte Avrupa'nın Suriye'den bir takım beklentileri var. Bütün bunlar Türkiye'nin mesela güvenlik kaygısı nedeniyle Suriye'deki Amerikan politikasına karşı çıkması var. Ya da Suriye'nin bir takım beklentileri var. Suriye'nin en azından imarı konusunda bir takım beklentiler var. Şimdi her birisi o kadar karmaşık bir takım ilişkileri beraberinde getiriyor ki tam bir düğün bu aslında. Bunların her birisi aslında diğerlerinin çözülmemesi için sebep de olabilir. Ama bunların herhangi birisinin çözülmesi diğerleri için manivela da olabilir. Dolayısıyla ben bütün bu sorunların hepsinin aynı anda yavaş yavaş çözülmeye çalışılması ve herkesin birbirinin pozisyonunu kollaması nedeniyle şu ana kadar doğrudan bir temasın olmadığını düşünüyorum. Yani herkes birbirini bekliyor, herkes diğerinin pozisyonunu bekliyor. Kimse yanlış yapmak istemiyor burada anladığım kadarıyla. Aynen, evet. Yani kendi açısından. Aynen, kimse öne atılmak istemiyor aslında. Evet, çok doğru. Mart ayında bir zirve olacak deniliyor. Eğer bir erteleme gelmezse Cezayir'de Arap Birliği nasıl bir anlamı olur eğer Suriye katılırsa? Örneğin Beşar Esad diğer Arap liderleriyle falan böyle bir resim verirse sembolik düzeyde mi olur ya da evet bu bir dönüm noktasıdır mı denir? Yani dönüm noktası denilebilir ama ben bunu dönüm süreci olarak belki hani tarif etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dönüm noktası, dönüm süreci aslında başladı. Hani işte aynen yani Suudi Arabistan işte Suriye'deki işte konsolosluk büyükelçilik binasını onarmaya başlamasıyla ya da diğer ülkenin işte açmasıyla ya da Fransa'nın işte Suriye'ye özel temsili ataması veya büyükelçi atamasıyla buna benzer bir takım girişimlerle aslında o başladı. Ama bunun aslında bir şekilde taçlandırılması olacak o. Yani Birleşmiş Milletler'de elbette Suriye hala temsil ediliyor. Hiçbir zaman şimdi bu temsiliyet kalkmadı ortadan. Ama Arap Birliği'nden mesela dışlanmıştı. Ve bu kendi içlerinde daha küçük bir topluluk oldukları ve kendi içlerinde yine aynı şekilde daha sert bir iklimle siyaset yaptıkları için bunlar çok önemli. Yani bir Suudi Arabistan'ın, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da diğer işte Arap devletlerinin veya Suriye'ye hala karşı çıkan bazı devletlerin, Katar'da dahil olmak üzere devletlerin Suriye ile aynı masaya oturmak zorunda kalması Suriye açısından aslında sembolik bir zafer. Yani pratikte de aslında bir zafer. Çünkü bugüne kadar kendisini dışlayan bu ülkeler kendilerinin aslında en aktif olan üyelerini tekrar geri almış olacaklar. Elbette iklim çok değişti. Elbette zamanın ruhu çok değişti. Yani işte İsrail'in pozisyonu eski pozisyon değil. Filistin'e bakışı eski bakış değil. Ya da bir takım ilişkiler farklı şekilde yürümeye başladı. Ama ne olursa olsun Suriye'nin burada yer alması halinde gerçekten de çok önemli bir dönemecin geçirmiş olacağını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür takip ederim. Etmeye çalışacağız. Oldukça hareketli bir Orta Doğu gündemi bizi bekliyor anlaşılan. Doğu Avrupa'daki durum sakinleştikten sonra diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.